Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine Sir Leolot oynuyor olacağız. Efendim hemen şöyle başlayalım. Evet, bataklık bölümüne geçmiştik en son hatırlarsanız. Bataklık bölümüne devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu sefer farklı. Birazcık daha farklı itemler falan çıkmaya başladı. İşte yüzük falan gibi, daha zaten diğer oyunda da bahsetmiştim. Ha, önce şeyi açmam gerekiyor demek. Aa, onu... Onu nasıl çarptık ya? Ya buna göz göre göre çarptım desin. Tamam, şöyle yaparsak... Kime yaradı aslında hızlı gitmek için. Yüzme olayı birazcık yavaş. Zıplama tuşuna bastığımızda çok yavaş gidiyor. Hallettik. Der bir harika karıştı gördüğünüz gibi burada. Normalde ilk leveller cidden çok basitti. Aa, mekanı bulduk. Başarılı, başarılı gidiyoruz. Altındayken ateş edebiliyormuşuz aynı zamanda. Nasıl kalın yanlış çıktı. Yüksek ihtimalle orada bir... Tamam, olmuş. Boş boşuna ölüp ölüp duruyorum ya. Aynen. Boş boşuna şey koymazlar çünkü oraya canavar. Evet, birazcık fazla öldük. Nasıl, günün ilk oyunu, günün ilk oyunu. Aa, tam 7 ölmüşüm lan. Vay be. 7'den yukarı şey yapsaydın puan kesecekti. Tam 7'de ölmüşüm. Tam sınırda ölmüşüm orada. Aa, içinden geçti. Nasıl oldu iş? Gel. Bu seferkinde o kadar da eskisi kadar şey yapmıyoruz. Eskisi kadar sıkıntıya düşmüyoruz. Hayır. Of. Boğulma gibi bir olayımız yok demek ki. Dediğimiz kadar şey yapabiliriz. Ama şu hızmayı, şey hızma, yüzmeyi hızma nasıl diyebilirim? Hızlı yüzme diyecektim. Hızma gibi ekstra bir şey çıkarttım. Hızlı yüzme diye bir şey varmış şu şekilde. Takım olarak birazcık daha şey yapabiliriz. Lan bayağı ballıyız ha. Sağdan soldan bir şeyler bulup duruyoruz. Bu da var mı hani? Bir dakika, şimdi ben oradan oraya atlayamaz mıyım ki? Niye bunu yapmak zorundayım? Pardon, ben buradan daha oraya atlarım ya. Hiç gidilmeye gerek yokmuş. Hala devam edelim. Oyun bu arada harbiden çok hoşuma gitmeye başladı. İlk başlarda hani bayağı basitti zaten. Hemen şap şup yapıveriyorduk. Bu sefer birlikte karmaşıklaşmaya başladığında işler daha güzel oldu ama ben basit şeyler ölmesem çok güzel olacak. Bir yukarı doğru dash atabiliyoruz mu? Bence sağa sola. Bir dakika, yüksek ihtimalle şurada şey var. Evet.
Yüzmeyi sadece sağa sola yapabiliyoruz, aşağı yapamıyoruz. Aşağı ya da yukarı yapabiliyoruz yani. İki tarafa da aynı şekilde. Ben şu balıktan korkuyorum. Yani. Üzülmüyor. Bir kere şey yaptıktan sonra, çektikten sonra elinizi toparlaması çok zor oluyor. Yapıyoruz ya. İyi yine yani şeyden ortalama oyunun bize vermek istediği ölüm hakkından fazla oynadığımız kesin. Şey alalım. Altınımızı alalım. Aa, unuturum hep şunu. Kırabiliyoruz mu? Duruyormuş orada, ben sonuna kadar gidiyor zannettim. Şurada çok fazla olacağız gibi. Şunun aşağı inmesini bekleyeyim. Heh. Yukarı çıkmasını bekleyeyim, tamam. Sabırsız olduğumuz için şey yapıyor ya. Zorlaştı bu arada oyun. Harbiden odaklanmak gerekiyor artık. Eyvah, onu görmedim. Bayağı düşe düşe geçtik abi. Çok güzel oldu. Bir şey denemek istiyorum burada ya. Buradan zıplayarak alırım gibime geliyor.
tutturuyormuş, onu bilmiyordum. Bunu da aldık. Hiç sıkıntı bulamadık ama ya, normalde bir iki tane buluyoruz en azından. Bu sefer hiç bulamadık. Zaten çok fazla ölmüşüz de. Nereye gidiyor? Altın alaydık bu arada. Ha doğru, speed. Speed, speed var. Oy. Çok. Neyse, sıkıntı değil, sıkıntı. Niye bu kadar yavaş yapmışlar acaba? Yok artık ya. Bölüm diğerlerine göre daha kısaydı. Çok güzel, çok aşırı büyük bir şey yaptık böyle. Script bulduk. Kısa yoldan ama şak şuk gittik ya. Göz hakkı. Ama oğlum bölümlerin isimlerini falan okumuyorum ya. Böyle belki şeyler vardır. Güzel belki bölüm isimleri vardır. Aşağı inebiliyor musun? Baya şansa bulduk bunu. Buraya niye geldik? Aşağı inince bir şey oluyor mu? Aynen. Neyse, altını aldık en azından. Dön üstten. Yüzeye mi doğru gitsem yoksa direkt dursam mı acaba? Dur ya, yüzüğü de alalım. Elimize mi yapışıyor? Evet, daha çok işimize yaradı. Oradan tekrardan aynı şeyi yapmak çok zor olacak çünkü. Çok sıkıştık orada. Thank you.
da şey varmış. Orada ya. Bu arada ilk defalarda hep yeşil saçlılar geliyordu. Yeşil ve pembe saçlılar geliyordu. Bu sefer sarı saçlı gelmeye başladı. Farklı farklı prensesler geliyor galiba her bölümde. Ya da her tema adamı diyeyim. Şey atlamadan önce baksam sağa soluma. Çok refleks karar veriyorum. Yine aynı şekilde. Bir dakika, orada sarmaşık olması bence çok şey değil. Tesadüf değil. Şurada yüksek ihtimalle sıkıt var da ben niye atlayamıyorum ya? Şu an speedrunner gibi oynuyorum ya. Tamam, bu o kadar da speedrunner değilmişiz. Benzerinde hem giderken hem ateş edebiliyormuşuz. Onu da görmemiz güzel oldu. Bu ne? Burada ne yapacağız? Bu arada fazla konuşamıyorum şu son zamanlarda, kusura bakmayın. Hem zaten burnum tıkadı alerjiden dolayı. Pek fazla rahatlıkla şey yapamıyorum, konuşamıyorum. Aynı zamanda da alerji pahalılığından dolayı uykum oluyor ve cidden çok zor düşünebiliyorum, öyle söyleyeyim. Alerji belki kullanan varsa biliyordur. Deli fişek uyku yapıyor. Ve yani aldıktan sonra böyle bir sersemliyorsunuz ister istemez. Ben de hani yarına video atmam lazım şimdi. Ne yapsam falan diye düşündüm. Çekmemiştim. Alerji haftası, hani alerji ayı diyeyim direkt. Hafta da sayılmaz aslında. Çok şey bir şey, bir de havalar böyle bir anda bu kadar sıcaklamışken. Yani çok dert bir şey.
Ya hiçbir şey yapamıyorum şu an. Ne aklıma bir şey geliyor, ne derslerden bir şey anlıyorum. Hani böyle, her şeyin arasında, ikisi arasında bir derisinde böyle garip bir şeyde kaldım böyle. O yüzden yani bir iki video bu şekilde olmak zorunda diyeyim. Maalesef ki en azından şu Mayıs ayını atlatana kadar komple. Maalesef ki böyle bir dertle karşı karşıya olacağım ben. Şimdi hava sıcak. Şey açayım diyorum, camı açayım diyorum. Şey geliyor, polen geliyor içeri. İşte şey yapıyorum. Neydi onun ismi? Hap alıyorum. Hap işte şey yapıyor. İçi sersemletiyor. Yani günde iki defa bile uyumak zorunda kalıyorum. Tek tane bu video çektikten sonra şaklı yatağa gireceğim yani. Yapacak başka bir şeyim yok. Kesin dedim üstünden geçerdim. O kadar kalın bir mekan yapmazlar diye düşündüm. Durduk yere. Nefret ediyorum şu kocaman balon balığından ya. Hallettik. Bir ya da iki bölüm kaldı. Ya o yüzden birazcık daha bu şeyden dolayı bu dediğim gibi birkaç video içerisinde geçen dün attığım şeyi de görmüşsünüz yüksek ihtimalle. Onda da yine pek fazla konuşamadım. Çok bekliyorum. Mesela bir daha almıyorum bir kereymiş. Ulan bir zıplamasam, kendimi tutsam orada. Başlamak zorundayım, nefret ettim bu olaydan. Tabii yerlerde bir şey vardı ama. Sıkıntı var buralarda bir yerlerde ama nerede var? Hissettim ya. Böyle çok büyük boş yerler olduğunda tamam mı? Şurada dolu. Aha.
Dediğim gibi çok büyük boş yerler olduğunda genellikle sıkıntı dolu oluyor. Koymazlar ama bunda burada sıkıntı var kesin. Aradan bal gibi koymuşlar. Valla aşağı mı? Valla bedavadan koymuşlar. Ve tam 11 ya. Tam sınırdayken. Evet, bu da son bölümümüz olacak. Bu yine kaçıştı. Hallettik bu arada. Hiç sıkıntı olmadı tabii ki de. O kadar kısa sürede bulabileceğimi zannetmiyorum ama güzeldi. Sonlarına böyle boss gibi güzel yerler koymuşlar. Bayağı sevdim bunu. Evet, Hayrettin Tepe bölümüyle devam edeceğiz bir dahaki cumartesi günümüzde. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.